Herkese tekrar merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Petkim'le ilgili kısa bir analizimiz olacak yine. Biliyorsunuz Cem Okullu'nun Petkim'deki yüksek miktardaki portföy girişiyle hissede ciddi miktarda bir yükseliş gerçekleşti. Daha sonrasında hissenin ana dirençleri olan bölgelerin biri bir aşıldığını görüyoruz. Yani Cem Okullu'yu takip eden yatırımcıya da şurada birazcık üzgüler gibi görünüyor. Çünkü Cem Okullu'nun girdiği tahta spekülasyona uğrar. Hissede ciddi miktarda Yükseliş gerçekleşir, e, sebepsiz e, kazançlar elde edilir düşüncesi olduğu için yatırımcıları birazcık trade ettiklerini düşünüyorum ben şu anda. Ama sonuçta e, şu an hala hissede kendisi ve şöyle baktığımız zaman haftalık grafiğinde, Petkim'in takasında yatırım finansmanı üzerinden 101 milyona yakın lotun sahip olunduğu görülüyor. Gördüğünüz gibi en büyük hakim ortaklar arasında girmiş durumda ve e, Cem Okullu kendi ismini kullanmasa bile başka kurumlardan da işlem yapabileceğini e, varsaymak durumundayız hissede. Ama sonuçta hisseyi bu miktardan alması hisse için olumlu diyebiliriz. Ve Doğuçe Bank'ında da gördüğünüz gibi 20 milyon civarında Amir Kapital'in e, bu Akbaba gibi bir hisse şirket aracı kurum diyebilirim size. A1 Kapital birçok hissede çok anlamsız e, şirket hisselerini şey yapan, zorlayan e, birçok tahta sahibini zor durumda bırakan kurumlardan bir tanesi ciddi miktarda işlemleri gerçekleşiyor. Geç e, son birkaç ay önce da yapmışlardı. E, geçtiğimiz günlerde de emlak konutta ciddi miktarda satış gerçekleştirerek e, tahta sahibini zorlamışlardı. Yani gördüğünüz gibi e, ekip toplanmış gibi duruyor burada şu anda. Ama genel itibariyle hissede e, portföyde herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Şurada azıcık bir boşluğumuz var görüyor musunuz? 5-6 kademelik bir boşluk. Hissenin buradan tepki vermesi muhtemel ve tekrar yaklaşık 4.95 bölgesine doğru uzanmak isteyebilir ise bu bölgeden. Ama şuradaki boşluğun e, doldurulması hissede tepki amaçlı birçok yatırımcı tarafından da ve traderlar tarafından da takip edilecektir muhtemelen. Yani bu bölge tekrar toparlanırsa hissede tekrar yükseliş bandının tekrar oluşması beklenir. 4.95 bölgesi dediğim gibi önemli bir direnç bölgesi bizim için. Şöyle küçülteyim de birazcık daha genişten görebilin. Şöyle. Şunu. Yani önümüzdeki süreçte hisse birazcık daha yükseliş potansiyelini koruma ihtimali yüksek. Bu bizim en son petkimde yaptığımız analizdi. E, bilan, bilanço analiziydi. İsterseniz onu da e, kanaldan bulup izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası çok önemli bir direnç bölgesi. Hisse buradan daha önce düşüş büyük bir düşüş gerçekleştirmişti. Önümüzdeki süreçte yine buranın önemli olmaya devam ettiğini göreceğiz. Dediğim gibi yarın itibariyle bu kademe eğer doldurulursa, aşağı inip burası doldurulursa hisse buradan ciddi miktarda tekrar tepki alıp 4.95'e yani hacim tazeleyebilir yarın. Tekrar görüşmek üzere. Hisseyle ilgili tekrar bir değişiklik olursa ben takipte olacağım. Hoşça kal.